Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde alkanların adlandırılmasından bahsedeceğiz. Sistematik adlandırma kurallarını arkadaşlar AYUPAC diye bir kimya örgütü tarafından ne yapılmıştır? Belirlenmiştir. Neden böyle bir kurala ihtiyaç duyulmuş arkadaşlar? Herkes kafasına göre organik bileşikleri adlandırmasın diye. Dünya genelinde bütün organik bileşikler bu kurala göre adlandırılır arkadaşlar. Moleküldeki birinci kuralımız ise arkadaşlar, moleküldeki en uzun karbon zinciri seçilir ve bu zincirdeki karbon sayısına denk gelen alkanın adı esas alınır. Birinci kuralımız arkadaşlar, en uzun karbon zinciri. Seçelim, bakalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 aşağıdaki bileşik için. Bir de yukarıdan şu yıldız koyduğum yerden başlayarak sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Hangisini tercih edeceğiz arkadaşlar? Hangisi daha uzundur? 5 karbonlu zincir daha uzundur. İlk kuralımız bu arkadaşlar. En uzun zinciri bulmak. Devam edelim. İkincisinde ise seçilen zincirdeki karbonlara bağlı alkil ya da atom grupları hangi uca yakınsa o uçtan başlanarak numaralandırılır. Bu şekilde yan dalın bağlı olduğu karbon atomuna en küçük numara verilir. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey arkadaşlar, dallanma diyeceğiz. Dal kısma en küçük numara. İkinci kuralımız da bu arkadaşlar. Hemen bakalım. 1, 2, 3, 4. Bunda arkadaşlar dalımız 3. karbona denk geldi. İkinciye bakalım. Tersten başlamışız. 1, 2, 3, 4. Burada arkadaşlar dalımız 2. karbona denk geldi. Hangisini tercih edeceksiniz? Dal numarası küçük olan arkadaşlar. 2. karbonu tercih edeceksiniz. Yani sağ taraftakini tercih edeceğiz arkadaşlar. Dala en küçük numara gelecek. İkinci kuralımız da bu. Üçüncüsündeyiz arkadaşlar. Önce yan dalın bağlı olduğu karbon atomunun numarası yazılır. Adlandırma kuralımızın temeli arkadaşlar bu. Araya tire konulur. Sonra yan dalın adı yazılır arkadaşlar. Daha sonra en uzun karbon zincirine karşılık gelen alkanın adı yazılır. Adım adım gidiyoruz arkadaşlar. Önce dalın bağlı olduğu karbonun nolsu numarası. Sonra ikinci adım arkadaşlar, bu dalın, dal kısmın, yan dalın adı. Sonra dallar bittikten sonra arkadaşlar, üçüncü sırada ise ne olacak? Ana zincir, alkan zincirimiz. Bu. Üç adımda biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Alkanlarımızı adlandırıyoruz. Neydi? En uzun zinciri belirle. En uzun zinciri belirlerken yan dala en küçük numarayı ver. O zaman ben soldan mı başlarım? Sağdan mı başlarım? Sağdan başlarım değil mi arkadaşlar? 1, 2, 3, 4. Soldan başlasam 1, 2, 3. karbona denk geliyor dalım. İstemediğim bir durum. Küçük numara gelecek. Belirledim. Ana zincirim belli arkadaşlar. Yan dala da küçük numarayı verdim. İkinci adımım da tamam. Üçüncü adımda ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Yan dalın denk geldiği numarayı yazıyoruz. Önce numara. Karbonun numarası 2. Başka var mı? Yok. Araya tire koyuyorum arkadaşlar. Bu yan dalın adı nedir? Metil. Yan dalın adı. 2 metil. Başka yan dal olmadığı için arkadaşlar dallarla işimiz bitti. Ana zincire geliyorum. Kaç karbonlu bir alkan? 4 karbonlu. O zaman butan diye adlandırıyorum. Hemen 4. kuralımıza geçelim. Ana zincire birden fazla yan dal bağlı ise bu yan dalların arkadaşlar bağlı olduğu karbonların numarası ayrı ayrı belirtilir. Önce yan dalları yazıyorduk ya, şimdi bir tane yan dal olmayabilir, birkaç tane yan dal olabilir arkadaşlar. Karbon numaralarını tek tek yazıyorsunuz. Önemli olan birinci adımımız bu. Karbon numaralarını tek tek yazdıktan sonra arkadaşlar, yan dal sayısı da kaç tane grup varsa, di, tri, tetra, penta şeklinde Latince sayılarla ifade edilir. Geliyorum bu 4 kuralı uygulamaya. Aşağıya indim arkadaşlar. En uzun karbon zincirimi seçiyorum. 1, 2, 3, 4. Yukarıdan başlayalım. 1, 2, 3, 4, 4. Bir şey değişmiyor. O zaman dallanmanın çok olduğuna bakacağız arkadaşlar. Şöyle düz bir şekilde yapalım. Ve numarada küçük numara verecek şekilde başlayalım. O zaman nereden başlarım? 1, 2, 3, 4. Birinci adımımız tamamdı. Uzun zinciri seçtim. İkinci adımımız tamam. Karbonun küçük numarası verilecek şekilde dalı, küçük numara verilecek şekilde karbonumu belirledim. Evet. Üçüncü adımda arkadaşlar yan dallara bakın. Bir, iki tane yan dalımız var. Metil, metil. Dördüncü adımda ne diyor arkadaşlar? Bu ana zincirde kaç tane dal varsa numarasını tek tek söyleyin. Yan dallardan başlıyorum. İkinci karbonda ve ikinci karbonda
Kaç metil var arkadaşlar? Dimetil. İki tane metil var. Yan dallar bitti mi? Bitti. Ana zincirime geliyorum. Kaç karbonlu bir alkan? 4 karbonlu. Bütan diyorum. Sağ tarafa geliyorum arkadaşlar. Hemen numaralandırma yapacağım. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde de yazsam 2'de ve 3'te arkadaşlar. Şöyle sağdan da başlasam 2'de ve 3'te dallanma olduğunu görüyorum. En uzun zincirim demek ki burasıymış. Tamam, zincir işi tamam. Dalları belirliyorum arkadaşlar. 2 tane metil bağlı. Metil, metil. Başlığımız yok. Adlandırmaya yan dalların bağlı olduğu karbon sayılarından başlıyorduk. 2,3. 2'de ve 3'te. Tire. Kim var arkadaşlar? Metil. Kaç metil var? 2. 1 metil. Yan dallar bitti mi adlandırılması? Evet. Ana zincirime geliyorum. 4 karbonlu bir alkan. Bütan diyorum arkadaşlar. Yavaş yavaş anlaşılacaktır. 5. kuralımız ise arkadaşlar. En eşit uzunlukta 2 karbon zinciri varsa daha çok yan dal olan arkadaşlar seçilir. Eşit uzunluktaysa karbonlarınız yan dal çok olan arkadaşlar. Yani dümdüz bir ağacı mı tercih edersiniz? Böyle evinize süs bitkisi alacaksınız. Yoksa arkadaşlar böyle dallanmış, gürlenmiş bir ağacı mı tercih edersiniz? Organik kimyada da arkadaşlar adlandırma yaparken dallanmışları tercih ediyoruz. O zaman bakalım. Burada bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 karbonlu bir alkanımız arkadaşlar. Bir tane dalı var. Bu da zaten izopropil. 3 karbonlu bir alkil. Sağ tarafa geliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaç dalı var arkadaşlar? 2 dalı var. Çok dallanmışı seviyorduk değil mi biz? Evet. Dalın küçük olduğu yere de numara veriyorduk. Düz zincirin belli. Çok dallanmışı seçtim. Belli. Değil mi arkadaşlar? En çok dallanmış tarafım sağ tarafımdı. Bu taraftı. Şimdi karbonlara dallanmanın küçük olduğu yerden numaralandırma yaptık. 2'den ve 3'ten arkadaşlar. Bu da tamam. Adlandırmaya geçebiliriz. 2'de ve 3'te. 2,3. Tire. Kim bağlı arkadaşlar? Özür diliyorum. Şunu metil diyecektim arkadaşlar. Metil zannettim. Pardon. Etil grubumuzu değil mi? Şöyle yazalım. Etil, metil. Şimdi etili mi önce yazacağız, metili mi önce yazacağız arkadaşlar? Burada bir kuraldan daha bahsedeceğiz. Alfabetik sıra bizim için önemli. 3 tire etil. Kaç da metil bağlı arkadaşlar? 2 tire metil. Kaç karbonlu bir alkan? 6 karbonlu. Hekzan. Tamam mı arkadaşlar? Alfabetik olarak etil metilden önce gelir. O yüzden etili yazdık. 6'da arkadaşlar bu kuralımızda en uzun karbon zincirine farklı tür alkil ve atomlar bağlı ise her birinin bağlanmış olduğu zincirdeki karbonun numarası ve adı yazılır. Gruplar alfabetik sıraya göre yazılır arkadaşlar. Alfabetik sıralamada mono, di, tri bunların neyi yoktur arkadaşlar? Bir etkisi yoktur. Burada da zaten söyleyeceğiz. Zincire bağlı olan gruplar ana zincir uçlarına aynı uzaklıkta ise alfabetik sırada önce gelen harf arkadaşlar en küçük numarayı alacak şekilde numaralandırılır. En uzun zincire bağlı aynı atom ya da grupların sayısı birden fazla ise buna mono, di, tri, tetra şeklinde arkadaşlar numaralar veriyorduk. Zincire bağlı monoyu yazmıyorduk zaten. Zincire bağlı halojenler arkadaşlar floro, kloro şeklinde adlandırılır. Bu kurallarla arkadaşlar adlandırma kurallarımızı bitirmiş oluyoruz. Böyle söyleyelim. Şimdi adlandırmalara bakacağız. Bir de arkadaşlar şöyle bir durum vardı. Hatırlarsanız eğer karbon sayısı az olan hidrokarbonlarda sistematik olmayan adlandırılmalar da olabiliyordu. Şimdi şurada arkadaşlar farklı farklı adlandırmalar görebilirsiniz. Sistematik adlandırma 1, 2, 3, 2 metil propan derken arkadaşlar trimetil metan ya da izobütan da denilebilir. Özel adlandırmalar bunlar. 1, 2, 3, 2, 2 görüyorsunuz dimetil propan AYUPA göre adlandırmadır. Tetrametil metan ve neopentan arkadaşlar özel adlandırmalar olarak da karşımıza çıkıyor. Hemen arkadaşlar şöyle örneklerimize devam edelim. Bakalım en uzun karbon zincirini seçecektik değil mi arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5. Soldan da başlasam arkadaşlar 5 karbon. Sağdan da görüyorsunuz ikinci dalda ikinci karbonda dal bağlı. Buradan da başlasam ikinci karbonda dal bağlı. Dallar tamam. Görüyorsunuz.
Arkadaşlar bir metil, burada da metil var. Metil, metil. Şimdi adlandırmaya başlayalım. 2'de türleri aynıysa aynı yerde yazabiliyorduk. 2'de ve 4'te 2,4 tire kaç metil var arkadaşlar? 1 metil. Kaç karbonlu bir alkan? 5. Pentan diyoruz. Aşağıdakine bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 2'de ve 2'de arkadaşlar görüyorsunuz aynı uzaklıkta dallanma var. Burada neye bakıyorduk? Alfabetik sıraya bakıyorduk. Metil, brom. Nereden başlayacağız arkadaşlar? Nereden tercih ederiz numaralandırmamızı? 1, 2, 3, 4, 5. Yani şu kırmızı ile çizdiğim yeri tercih ediyoruz. Broma küçük sayı verdik. Neden? Alfabetik olarak önceliği olduğu için. O zaman adlandıralım arkadaşlar. 2 ve bromo. 4 arkadaşlar tire metil. Kaç karbonlu bir alkan? 5 karbonlu. Pentan diyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Buraya bakalım. 1, 2, 3, 4. Tersten başlasam arkadaşlar. 3. karbonuma denk gelir. Demek ki sıralamam bu şekilde olacak. O zaman yazıyorum arkadaşlar. 2. karbonumda metil bağlı bir tane yandalım var. 2 tire metil. 4 karbonlu bir alkan. Butan diyorum. Aşağıdakine numaralandırma yapalım hemen arkadaşlar. En uzun karbon zincirini seçiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Yukarıdan başlasam arkadaşlar şöyle farklı mavi renkte gösterelim. 1, 2, 3, 4, 5. Nereden başlarsam başlayayım arkadaşlar. Ne yapmıyor? Değişmiyor. O zaman dalın en çok olduğu yeri seçeceğiz demiştik arkadaşlar. Şöyle dilersek hemen dümdüz bir şekilde de seçebiliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 2'de arkadaşlar ve 4'te ne bağlı? Metil bağlı. Önce yan dallardan başlıyorduk. Ana zincirimizde kaç karbonlu? 5 karbonlu. Yazalım. 2, 2, 4. Değil mi arkadaşlar? Tire. Kaç metil bağlı arkadaşlar? Tri, metil. Sayısını da söylüyorduk. Kaç karbonlu bir alkan? 5. Pentan diye adlandırıyoruz. Arkadaşlar bu derslik bu kadar soru çözümü. Diğer derste soru çözümlerine devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşürüz. İyi bakın kendinize. Hoşça kalın.